sağ olun. Çok şıksınız yine. Ya her zamanki halim diyelim. 2019'dan bir beklentiniz var mı? Sağlık. Yeni bir aşk. Barış. Sağlık, barış. Aşk mı? Dünyada savaşlar olmasın. Açıklama çıkmıştı. Hadiseyle Beyazıt Bey'in aşk yaşadığına dair haberler çıktı. Yok. Kim açıklama yapmış? Ya el ele bir fragman yayınlandı. Sanırım sonrasında bir aşk yok, var mı? Yok, yok, yok. Hayır, hayır. Hiç öyle bir şey yok. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Sen varsan yeni iş adımı ile aşk yaşadığına. Hoşça kalın. Seda Strikler biraz kesik gibi değil mi? Sanki gergin. Şimdi normalde her zaman çok neşeli, çok enerjik senin gibi. Aynen. Fakat bugün sanki böyle bir şeye canı sıkılmış da onun üzerine bizim arkadaşımız da karşısına çıkmış. Böyle aralarında bir hafif gerilimli aynen bir sohbet öyle dönüyor. Yoksa özel hayatla falan ilgili sorular mı acaba canını sıktı? Yok, o öncesinde de bir var var sıkıntılı. Ama o biliyor tabii, yılların deneyimi var üzerinde. Ne soru geleceğini tahmin ediyor. Evet, bir de öncesinde gardını almış. Şöyle insanız hepimiz, bir an böyle can sıkıcı bir telefon geliyor. Beklediğim bir şey olmuyor falan tabii, orası gibi. Öyle. Böyle bir elektrikler kesilmiş gitmiş gelmiş. Oğuzcan'a taktı çünkü o kafayı. Hı? Yani onu evlendirmek istiyor ya. Hayat kurmasını, düzenlendirmesini evet istiyor çok. Oğulcan'ın da öyle bir niyeti yok şu anda. Evet. Çok da genç aslında. Yani biz ailece görüştüğümüz için bunlar çok konuşuluyor. Hmm. Ev ortamında. O yüzden biraz daha bekleyelim diyoruz Oğulcan için. Seda Sayan'ın oğlum fakir bir genç kızla evlensin, birisinin de hayatı kurtulsun demesi üzerine de böyle bayağı bir tartışma çıktı. Mesela bu konuşmadan da mesela herkes gülmek ister oyunumda da böyle bir bölüm var, biliyor musun? Hani zengin kız, fakir kız diyalogları da var bizde. Hani neden o zengin kız istemiyor da fakir kız istiyor? Çünkü ruhuna inmek lazım, psikolojisine Seda'nın.